Merhaba, ben Doktor Salih Onur Basat. Bugün botulinum toksin enjeksiyonu ile ilgili size kısaca bilgi vermeye çalışacağım ve hastamızın üzerinde uygulamalı olarak bunu göstereceğim. Öncelikli olarak hastalarımız kliniğimize geldiği zaman muhakkak yüzlerine enjeksiyon sırasında ağrıyı azaltmak için lokal anestezik içeren bir krem uyguluyoruz. Kremimizin süresi yaklaşık 10-15 dakika kadar sürüyor. 10-15 dakika sonra ağrıyı azaltacak kadar bir anestezi elde etmiş oluyoruz yüzde. Sonrasında işaretleme işlemine geçiyoruz. Botoks yapacağımız noktaları hastamızla beraber konuşarak, özellikle istediği bir bölge var mı, yüzün analizini yaparak belirliyoruz ve sonrasında işaretlememize geçiyoruz. Bugünkü hastamız özellikle bize kaş arası bölgesinin çok kuvvetli olduğundan ve buraya bir miktar daha fazla enjeksiyon yapmamızın daha iyi olacağından bahsetti. Çünkü hastamız daha önce botoks enjeksiyonları yaptıran ve bu konuda bilgi sahibi olan bir hasta. Biz de enjeksiyonlarımız sırasında ve işaretlememiz sırasında buna dikkat edeceğiz. Özellikle kaş arası bölgeye birazcık daha fazla yapmayı tercih edeceğiz. Kadın ve erkek olarak hastalarımızda bazı noktalarda farklılık oluyor. Özellikle kadın hastalarımız kaşların kenarının birazcık daha yukarıya kalkmasını isterken erkek hastalarımız bu bölgede bir yukarıya kalkma istemiyorlar ve daha düz bir görünümü tercih ediyorlar. Bizim genel olarak botoksla kullandığımız alanlar, daha doğrusu botoks yaptığımız alanlar yüzün üst kısmı, yani mimik kasların aktif olduğu bölgelerdir. Burası da kaş arası, alın bölgesi, göz kenarları, burun üzerindeki çizgiler olarak belirtebiliriz. Bu bölgelere biz botoks enjeksiyonu yaptığımız zaman botoks hem mimik kaslarına etkili oluyor hem de yüze kan götüren damarların etrafındaki kaslara etkili oluyor. Yani bu bölgelerdeki çizgileri azaltırken aynı zamanda damarların etrafındaki kaslara da etkili olduğu için yüze daha fazla kan gitmesini sağlıyor ve yüzün üst bölümünde güzel bir parlaklık hissi oluşturuyor. Bu görüntü özellikle hastalarımız tarafından gerçekten çok beğeniliyor. Şimdi işaretleme aşamasına geçeceğim ve sonra da enjeksiyonlarımızı yapacağım. Ara ara ben size botoksla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Hastamızda enjeksiyon öncesi işaretlemeyi bitirdik. Özellikle kaş arasına, alın bölgesine, göz kenarlarına ve burun üzerindeki bunny line dediğimiz çizgileri etkili olacak şekilde noktalarımızı koyduk. Burada hastamız kaşlarının birazcık yukarıya doğru kalkmasını istediği için kaş üstlerine çok fazla enjeksiyon yapmıyoruz. Botoks peki yüzde nasıl etkili oluyor ve kaşların kalkmasını nasıl sağlıyor? Genellikle alın bölgesinde dikdörtgen şeklinde bir kasımız vardır. Biz bu kasın orta bölgesini felç ettiğimiz zaman kasın kenar bölgeleri çalışmaya devam ediyor. Bu sayede kaşı hafifçe yukarıya doğru kaldırabiliyor. Ve kaşı aşağı doğru çeken göz kenarındaki kaslara da aynı şekilde enjeksiyon yapıyoruz ve bu bölgedeki kaslara da felç ediyoruz. Böylece kaş aşağı doğru inemiyor. Yani kaşı aşağı çeken kaslar felç olduğu için kaş aşağı doğru inemiyor. Ama kaşı yukarıya doğru kaldıran kas çalıştığı için kaş yavaşça yukarıya doğru kalkıyor. Botoksun kaşı kaldırma mekanizması kabaca bu şekildedir. Şimdi işaretlemelerimizi bitirdik ve enjeksiyon kısmımıza geçiyoruz. Hastamızın enjeksiyonu bitirdik. Hastamızın video sırasındaki yüz ifadelerine baktığınız zaman göreceksiniz. Hani çok fazla ağrı uyandıran bir işlem değildir. Botoksun ağrıyan kısmı özellikle ilacın enjekte edilme aşamasıdır. Çok küçük iğnelerle yapılır. Bu iğne cilde girerken çok büyük bir ağrı oluşturmaz. Sadece botoks enjekte edilirken sinek ısırığına benzer küçük bir ağrı oluşabilir. Bu İlk defa botoks yaptıran hastalarda biraz daha belirgin olurken, tekrar tekrar botoks yaptıran ya da bu işlemi daha önce yaptırmış hastalarda bu ağrı birazcık daha az oluyor. Ben kendi klinik tecrübeme bağlı olarak bunları gözledim. Hastamızın enjeksiyonu bitirdik. Enjeksiyon yaptığımız alanlarda tabi sıvıyla karıştırıp verdiğimiz için botoksu ufak şişlikler var. Bu şişlikler 1,5-2 saat içerisinde emiliyor ve herhangi bir görüntü değişikliği olmuyor hastanın yüzünde.
Herhangi bir kızarıklık, morluk, iğne girdiği yerlerde bir kızarıklık olmasın diye enjeksiyonun hemen sonrasında arnika krem uyguluyoruz hastalarımıza. Eğer vakitleri varsa kliniğimizde 15-20 dakika kadar yüzlerine buz uyguluyoruz. Ondan sonra hastalarımızı uğurlayabiliyoruz. Dikkat edilmesi gereken şeyler, botoks kas üzerinde etkili olduğu için hastamızın enjeksiyon sonrası 3-4 saat kadar uyumaması, normal aktivitesine devam etmesi gerekiyor. Bunun nedeni günlük aktiviteye devam ederken yüzdeki mimik kasları çalışır ve botoks bu kasların içerisine girerek etkisini göstermeye başlar. Eğer ki hasta enjeksiyondan hemen sonra uyumaya başlarsa ya da bu 3-4 saatlik süre içinde uyursa botoks kas içine yeterince giremez. Bu da etkinliğini azaltan bir faktördür. Bu nedenle biz hastalarımızda enjeksiyon sonrasında 3-4 saat kadar uyumamalarını ve normal günlük aktivitelerine devam etmelerini istiyoruz. Etkisini nasıl anlıyor peki? Etkisinin başladığını nasıl fark ediyor hasta? Genellikle ilk uygulamadan sonra belli oluyor bu. Alın bölgesinde özellikle sanki bir ağırlık varmış gibi bir hissiyat oluşuyor. Bu botoksun etkisinin başladığını gösteriyor. Bu genelde 3. 4. gün civarında oluşmaya başlar ve yavaş yavaş botoksun etkisi başlar. Peki tam olarak ne zaman görüyoruz bu etkiyi? Botoksun etkisi yüzde yaklaşık 1 hafta 10 gün içerisinde oturuyor. Ve 1 hafta 10 gün sonra biz hastalarımızı tekrar görüp eğer eklememiz gereken alanlar varsa bu bölgelere ek enjeksiyonlar yapmayı tercih ediyoruz. Ve hastada botoksun etkisi oturduktan sonra etkisinin devamı yaklaşık 4-5 ay kadar sürüyor. Tabii bu etki birden kesilip biter şekilde değil de yavaş yavaş azalarak ortadan kayboluyor. Genellikle ilk azalma kaş arası bölgede meydana geliyor. Çünkü buradaki kas kitleleri çok büyüktür ve botoksun etkisi burada daha çabuk döner. En son azalma ise göz kenarlarında meydana geliyor. Yani bu 4-5 ay içerisinde etki yavaş yavaş azalarak botoksun etkisi sonlanıyor. Bizim hastalarımıza önerimiz botoksun net güzel bir etkinliğini görmek için ve daha uzun süre etkili olmasını sağlayabilmek için 4 doz üst üste enjeksiyon yaptırmasıdır. Bu sayede hem botoksun etkisi daha uzun sürüyor hem de botoksun ihtiyacı olan yani yüzün botoksu olan ihtiyacı olduğu doz giderek azalıyor. Ve ben her zaman için şunu söylüyorum hastalarımıza, cildinize yaptırabileceğiniz en güzel bakımlardan bir tanesi botokstur. Hem yüzünüzdeki kırışıklıklara gerçekten çok iyi geliyor hem de yüzünüze sağladığı nemlendirme hiçbir nemlendirici kremin sağlayamayacağı kadar net ve güzel bir nemlendirmedir. Bunun dönüşünü de hastalarımdan net olarak alıyorum. Yani yüzde güzel bir parlama, yüzde güzel bir aydınlık görüntüsü oluyor. Ve etrafındaki insanlar, hastalarımızın etrafındaki insanlar sen bir şey yaptırmışsın, yüzüne bir şey yaptırmışsın ama ne olduğunu anlayamıyoruz dedikleri anda bizim için ideal ve güzel botoks dozu budur diyoruz. Hastamıza uygulamamızı yaptık, kremimizi sürdük, buzumuzu uyguluyoruz. Sonrasında da hastamızı kliniğimizden uğurlayacağız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.